Aksaray ekranı Belediye TV gündem özel programına hoş geldiniz. Bu hafta 7'den 77'ye hepimizi ilgilendiren hatta tüm dünyayı ilgilendiren obezite konusunu konuğumuzla birlikte konuşacağız. Konuğumuz ise Aksaray Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı ve Genel Cerrahi Uzmanı Profesör Doktor Namık Özkan. Sayın Özkan hoş geldiniz. Ee, öncelikle e, obezite tanımıyla başlayalım istiyorum sohbetimize. Gerçekten tüm dünya obezite hastalığının tehdidi altında. E öncelikle obezite nedir? Obezite Dünya Sağlık Örgütü'nün e, tanımına göre vücutta aşırı miktarda yağ depolanması anlamına geliyor. Bu e, cinsiyete göre bakarsak erkeklerde vücuttaki yağ oranının %25'in üzerinde, kadınlarda ise %30'un üzerinde olmasına obezite diyoruz. Ve son yıllarda da tabii sıklığı artan e, bir hastalık. 1980'li yıllarda her 10 kişiden biri ikisi obez sınıfına girerken şu, şu anda artık OECD ülkelerinde her 2 kişiden biri obez hatta fazla kilolu sınıfına giriyor ki bu ilerleyen 10 yıllarda 20, 20 yıl sonra belki de her 3 kişiden 2 obez sınıfına fazla kilolu sınıfına girecek bu arttıkça e, obezitenin sebep olduğu yandaş hastalıklar da artıyor ve e, ciddi bir maliyet getiriyor e, ülkelere. Evet obezite aslında kronik bir hastalık diyebilir evet. miyiz e, tanımı içerisinde yine yapılan araştırmalarda e, durumu en kötü 10 ülkeye tespit edilmiş durumda ve biz de ne yazık ki bu 10 ülke arasındayız evet. şişmanlama konusunda dünyayla birlikte şişmanlıyoruz diyebiliriz hatta yine şöyle bir notlarıma göz attığımda Türkiye'de şu an yine yapılan araştırmalarda son verilere göre her üç kişiden birisi Yaktışık, obez, obez azıcık, deniliyor. Peki obezite de nasıl ölçülüyor? Yani e obeste hastası olup olmadığımızı nasıl anlamalıyız? Obeste ölçümü için çeşitli metotlar var. Ama en kabaca en sık kullandığımız yöntem vücut kitle indeksi ya da body mass indeksi ya da beden kitle indeksi dediğimiz evet. çeşitli e, şeylerle anlatılan, Hı -hı. E, ölçülen yöntemler var. E, kişinin e, vücut ağırlığını boyunun metre cinsinden karesine bölerek bir değer elde ediyoruz ki bu vücut kitle indeksini veriyor normal sınırları 18 ile 25 arası normal sınırlar içinde kilo anlamına geliyor 25 ile 30 arası hafif kilolu 30'un üzerinde artık obez olarak kabul ediyoruz o zaman şöyle halk arasında yaygın bir inanış var aslında kiloya bağlı ele alamıyoruz tabii yani sadece kilo değil daha... e, kişinin boyu da bu vücut kütle indeksinin hesaplanmasında önemli. İnsan 120 kilo olabilir ya da 100 kilo olabilir ama boyu 1.80'dir. Vücut kütle indeksini hesapladığımızda 30'un altında çıkar ya da 25'in altında çıkar ki bu kilolu değildir. Ya da özellikle vücut geliştiren kişilerde kas e, şeyi fazladır. Onlarda da vücut kitle indeksi e, yüksek çıkabiliyor. Bunun yanında tabii başka ölçümlerimiz de var. Bel çevresi ölçümü var, bel kalça oranı var. E, bel çevresi ölçümünün erkeklerde e, Kadınlarda 80 santimin, erkeklerde 94 santimin üzerinde olmasını obez olarak kabul ediyoruz. Bel kalça olanı var, bel çevresiyle kalça çevresinin oranını. Erkeklerde bu oranın 0.85'in üzerinde, kadınlarda da 1'in üzerinde olması yine obezde anlamına geliyor. Ama bunu sadece bu şekilde de değerlendirmiyoruz. Hastanelerde diyet polikliniklerinde vücuttaki yağ oranını ölçüyoruz özel empedans içeren tartılarla. Vücuttaki yağ oranı biraz önce söylediğim gibi erkeklerde %25'in, e, bayanlarda da yüzde %32'nin, 30-32'nin üzerinde olmasını obest olarak kabul ediyoruz. Ve ona göre tedaviye ve diyeti planlıyoruz. Peki e, yani fazla kilolu olan birisi e, nasıl başvurmalı? Yani ne zaman telaşlanmalı ben nereye gidiyorum deyip bir uzmana gitmeli. Ee, şimdi tabii vücut kitle indeksi normal sınırların üzerindeyse e, mutlaka öncelikle bir diyetisyene başvurmalı, diyetisyen kontrolünde önce bir kilo vermeyi denemeli ya da e, bir endokrinoloji uzmanına ya da bu işlerle ilgilenen e, her e, kes ilgilenmiyor tabii obeziteyle bir genel Hı -hı. cerrahi uzmanına başvurup o şekilde bir ön e, tetkiklerinin yapılıp ona göre e, diyetinin ve tedavisinin planlanması yani, gerekiyor. Çünkü e, bu sadece Tek kişinin yapacağı bir şey değil, bir ekip işi ve e, zayıflamaya karar veren kişinin de çok e, bu işte kararlı olması gerekiyor. Yani bize ne gibi sinyaller veriyor vücut obeziteye doğru yaklaştığımızda, yani böyle algılama açısından özellikle hani indeks diyoruz, işte kas oran oranı diyoruz ama hani işte bilinçsiziz sadece fazla kilolarımız olduğunu düşünüyoruz, hı hı. obeziteye yakın bir seviye artık vücut nasıl sinyal veriyor? Şimdi, ne gibi belirtiler e, var? Metabolik sendrom dediğimiz bir şey var. Hı hı. E, kilo arttıkça insülin direnci gelişiyor. Bunun insülin direnci geliştiğinde e, insülin glukozu yakamıyor, hı hı. vücutta yağ olarak birikmeye başlıyor. Hipertansiyon oluşuyor. Bunlar yavaş yavaş kişilerde halsizlik, kırgınlık, e, işte dikkatsizlik gibi şeylere yol açıyor. Bu tür e, belirtiler oluşmaya başladığında bir hekime başvurması gerekiyor. Tabii kilo artışı, işte. Kitip tip obezite var. Bir android tipi dediğimiz obezite de e, elma tipi obezite. E, yağ karın çevresinde ve Hı. karın içindeki organlar çevresinde birikiyor. Bir de jinevit obezite ya da armut tip obezite dediğimiz şey var. Bunda da basenlerde ve kalçalarda birikiyor. Şimdi bizim için sıkıntılı olan e, hastalık riskini, işte kalp hastalığı, şeker hastalığı ya da hipertansiyon riskini artıran android tip obezite. Yani e, karın içindeki e, yağların toplandığı obezite. Bir işte endokrinli uzmanına ya da diyetisyene başvurarak önce bunların ölçümü yapılıyor. Ondan sonra da tedaviye geçiyoruz zaten. Peki e, niçin şişmanlıyoruz? Yani e, şimdi stres, depresyon e, bu başlıkları ele alabiliriz. Bunun yanında tabii ki sağlıksız beslenme ama e, ne yapıyoruz? Yani neden şişmanlıyoruz? Şimdi en baş, e, e, en birinci sebep sağlıksız beslenme, dengesiz beslenme Hı. alışkanlığımız. Ee, obezitede en önemli şey alınan enerji ile yakılan enerjinin arasındaki dengesizlik. Fazla enerji alıyoruz ama bu aldığımız enerjinin fazlasını yakmıyoruz. Hareketsizlik. Bir kısmına, evet, hareketsizlik. Ee, eskiden insanlar belki bizden daha çok yiyormuş ama gidip tarlada çalışıyormuş yediği kadar e, şeyleri yakıyormuş. Biz ne yapıyoruz? Yiyoruz ama merdiveni çıkmak değil inerken bile asansörle iniyoruz. Ee, en önemli sebebi bu. Bunun Hı -hı. dışında tabii e, biraz önce söylediğim gibi genetik yatkınlık bir sebep, Hı -hı. E, çeşitli endokrinolojik hastalıklar bir sebep, mesela bazı tiroid hastalıkları, tiroidit ya da hipotiroidi, evet. böbrek üstü bezi hastalıkları bir sebep oluyor. Kadınlarda polikistik over hastalığı e, kilo almak için bir sebep. Onun dışında kullanılan ilaçlar sebep olabiliyor. Özellikle psikiyatride depresyon nedeniyle kullanılan Hı -hı. ilaçlar sebep olabiliyor. Yani obezitenin tek bir sebebi yok. Hı -hı ama yani. ilk en başındaki sebep dünyadaki e, en çok e, üzerinde durulan sebep yanlış beslenme ve hareket azlığı. Eskiden çocukken biz dışarıya çıkıyor, oynuyorduk. E, şimdiki çocuklar e, telefon, masa başı, masa başı bilgisayar, bilgisayar başı. ve tablet üzerinde hiç hareket etmeden günlerini geçiriyorlar ve aldıkları enerjiyi de harcayamıyorlar. Bu harcayamadıkları enerji de bir şekilde vücutta olarak. depo olarak kalıyor, yağ olarak kalıyor ki çocukluk çağı obezitesi de artık dünyada, o ülkenin yapılan araştırmalarda artmaya başlamış ve ciddi bunu önlemeye yönelik çalışmalar yapılıyor. Aslında özellikle çocuklarımıza da değinmek istiyordum. Siz konuyu açmış oldunuz. Aslında hocam şöyle şimdi e, insanlara sorduğumuz zaman herkes çok yoğun bir tempoda çalışıyor ama uzmanlar da fazla kilolar ve obezite hastalığında hareketsizlikten dem vuruyor. E, şimdi bu e, hareket olayı nedir? Yani hani e, gün boyu ayaktayız, koşturuyoruz, işte dinlenmeye bile vaktimiz yok ama yine de ama dengesiz besleniyoruz, düzensiz dengesiz. besleniyoruz. O Şimdi zaman... biz ne yapıyoruz? Özellikle Buyurun. çalışma içinde sabah kalkıyoruz, kahvaltı yapmıyoruz, öğlen bir şeyler atıştırıyoruz, Hı -hı. ama akşam gidip evde ne bulduysak yiyoruz. Yemek yedikten sonra yatmaya yakın işte çaydı, çerezdi, meyveydi, onları yiyoruz. Ama biz bunun tersini yapmamız gerekiyor. En önemli öğün kahvaltı, çünkü gün boyunca harcayacağımız enerjiyi kahvaltı almamız gerekiyor. Hı -hı. Öğleni biraz daha şey akşamı daha az enerjili e, yiyeceklerle tamamlamamız gerekiyor ama biz bunun tersini yapıyoruz. Onun için e, metabolizmamız yavaşlıyor. Hı hı. Bu öğünleri düzenli evet. yapmak hatta ara öğünler koymak e, bazar metabolizma dediğimiz vücudun normalde harcadığı enerjiyi biraz daha arttırmayı, bazar metabolizmayı hızlandırmayı sağlıyor. Ama biz bu yanlış beslenme nedeniyle e, bazar metabolizması yavaşlıyor. Bunun dışında özellikle fast food. Evet, tarzı hazır beslenme. Hazır gıdalar ki bunların çoğu rafine gıdalar. Yani hı hı. biz sindirmiyoruz. Bu gıdalar bize sindirilmiş olarak veriyor. Biz yiyoruz direkt bağırsaklardan kana geçiyor. Evet. Yani onu e, sindirmek için de bir enerji harcamıyoruz. Ve özellikle hızlı yiyoruz. Çok hızlı yiyoruz. Biz e, e, hızlı yediğimiz için daha beynimiz Tokluğu anlamadan e, yemeği bitirmiş oluyoruz. Bu da evet. daha fazla yememizi gerektiriyor. Bunların hepsi obezite için şey için bir e, etken. O zaman şöyle yapıyoruz. Ee, öğünler çok önemli. Özellikle evet. sabah kahvaltımızı çok düzenli yapıyoruz ve çocuklarımızı evet. özellikle kahvaltısız okula göndermiyoruz. Kendim. Ara öğünler dediniz. Peki ara öğünler. E, Ana öğünlerin arasında kaç saat arayla alınmalı? Yani iki ara işte sabah kuşluk vakti, ilkindi vakti, bu ve akşam bunlar da ara öğün nedir? Mesela bir bardak süttür ya da bir meyvedir. İşte bir kase yoğurttur. Ara öğün derken de normal yemek Öğüncide porsiyonunda değil, olmaması gereken daha şeylerdir. Hafif şeyler hafif şeylerdir. yoğurt, Tabii. süt örnek verdiğiniz Açtık, gibi. E, Süresini, vücudun açlık süresini azaltıp kan e, şekerini dengelemek, kan için. Şekerini dengelemek <laughs> için. Peki e, tabii ki ne yapıyoruz? Asansör kullanmıyoruz. Mümkün olduğunca hareket diyoruz. Evet. Bunlara dikkat edersek biraz daha toparlanırız evet, sanırım. Evet biraz daha. Şimdi obezitenin tedavisi aslında obez olmamaktır. Yani, yani obeziteyi engellemektir. Obezite geliştikten sonra tedavisi oldukça zor. Yani bu kronik bir hastalık nasıl ki bir kanser kronik bir hastalık ya da kalp hastalıkları kronik bir hastalık ömür boyu tedavi gerektiriyor. Obezite de, de hı hı. E, tedavi ömür boyu ve ciddi e, gayret gerektiren bir e, hastalık haline geliyor. Aslında e, şuradan hem bizi izleyen seyircilerimizle uyarmış olalım. Zayıflama kuruna ne yazık ki e, bitkisel içerikli ilaçlar demek istemiyorum ama birçok yönteme başvuruyoruz. Bu konuda seyircilerimize nasıl bir mesaj vermek istersiniz? Ee, şimdi bu ilaçların birçoğunun içeriği ne olduğu belli olmuyor. Ee, Hı -hı. Sağlık Bakanlığından onay yok, birçok tarım Bakanlığı onayıyla çıkartılıyor ve bu sebeple ölen, hayatını kaybeden ya da ciddi zarar gören hastalıklar var. Eğer obezite sorununuz veya obeziteye bağlı bir hastalığınız varsa mutlaka bir hekim Kontrolünde bu işi e, yapmalarını öneriyoruz. Hani dışarıdan satılan, bitkisel e, olduğunu iddia eden ilaçları kullanmamalarını öneriyoruz. Kesinlikle direkt. uzak. Evet. E, şeye ne dersiniz? Peki şimdi birkaç kilo fazlası olan e, gençlerde özellikle buna çok rastlıyoruz. E, kendisini ne kadar zayıf olursa olsun fazla kilolu gören gençlerimiz var. Buradan da gençlerimize Hı. hazır sizi yakalamışken bunu da soralım ve tavsiyelerde bulunalım fazla e, kilolarımızı atmak daha kolay aslında. Evet. biraz e, biraz önce saydığınız etkenlere dikkat edersek biraz işte öğünlerimizi ve ara öğünlerimizi dengelersek kurtulabiliriz. Evet. Gençlerimize hani fazla e, kilo takıntısı olan gençlerimize ne mesaj verirsiniz? Ya eee öncelikle Şu ideal, ideal kilolarını öğrenip ona göre bir takıntı Şöyle, yapmalarını e, gerekir. <laughs> <şimdi, gülüyor> özellikle gençler e, zararlı ilaçlara başvuruyorlar, zayıflama kuruna ve ne yazık ki çok sayıda da genç ölüm yaşanıyor fazla kilolarından kurtulmak için işte e, ne olduğu belli olmayan ilaçlarında. Küçücük böyle araya bir parantez açıp bir mesaj alalım yani gençlerimiz bir, için. Bir defa ideal kilolarını öğrenip ona göre hı hı. bir hedef seçmeleri gerekiyor. Fast food türü yiyeceklerden özellikle ya da asitli içeceklerden kola, gazoz ya da başka tür şeylerden uzak durmalarını öneriyoruz ki bunlar obezitenin en önemli sebeplerinden biri hı hı. ve mümkün olduğu kadar da hareket etmelerini öneriyoruz. Hareket etmek diyoruz. Peki şimdi şöyle hemen sağlıklı kiloda kalmak için beslenme alışkanlıklarımızı konuştuk ama tabii ki obezite cerrahisi, obezitenin tedavisi neler? Bu konuda. Ee, neler söylersiniz? Obeste biraz önce söyledim ki kronik bir hastalık ve uzun zahmetli bir tedavi Hı -hı. süreci var. Obeste geliştikten evet. sonra. Obestenin tedavisi multidisipliner bir tedavi. Sadece tek cerrahın ya da tek bir endokrinoloğun veya diyetisyenin yapabileceği Hı -hı. sadece tek başına yapabileceği bir e, tedavi değil. Hepsinin beraber Ortak şeyle görüşleri görüşleri alınarak yapılması gereken bir tedavi. Her hastayı da ameliyat etmiyoruz tabii biz. obezite cerrahisi yapıyoruz ama ameliyat içinde bazı şartlar var. Neler o şartlar? Öncelikle bir kere diyet, egzersiz ya da bir doktor kontrolünde belli bir süre en az 6 ay ilaç, diyet ve egzersiz tedavisine rağmen kilo verememiş olması gerekiyor. Hı ek bir hastalığı yoksa biraz önce bahsettiğim vücut kitle indeksinin Dünya Sağlık Örgütü'nün önerisine Hı. göre 40'ın üzerinde olması gerekiyor veya 35'in üzerinde olup işte şeker hastalığı, hipertansiyon, uyku apnesi, işte kemiklerde artrit gibi eklem rahatsızlıkları olan hastalarda bu ameliyatları yapabiliyor, yapıyoruz. Ama bu ameliyatları yapmadan önce tabii hastayı tamamen bir kontrolden geçiriyoruz. Ne yapıyoruz? Tüm kan değerlerine bakıyoruz. İşte endoskopi yapıp midesine bakıyoruz. Midesinde bir sıkıntı var mı? İşte kat doktoru görüyor, göğüs hastalıkları uzmanı görüyor, endokrin uzmanı görüyor anestezi hekimine gösteriyoruz. Diyetisyenimiz önce bir e, takip alıyor. Söylenenlere uyabiliyor mu, uyamıyor mu diye. Hı -hı. Bunları tamamladıktan sonra bunlarda herhangi bir sıkıntı yoksa o zaman cerrahi tedaviye alıyoruz. Ancak hiçbir şey tedavi e, görmemiş, işte diyet yapmamış, doktoru kontrole veya ilaç Hı -hı. kullanmamış bazı ilk geldiğinde hemen cerrahi almıyoruz. Önce bunları deniyor. bunlarda başarılı olamadığına inanırsak o zaman ameliyatı yapıyoruz ki bu ameliyatlar bir estetik ameliyatlar değil. Hı hı. Bu ameliyatlar obezitenin e, sebep olduğu yandaş hastalıkları engellemeye e, yönelik ameliyatlar nedir bu anda hastalıklar obezite birçok şeye sebep oluyor diyabetin şeker hastalığının %80'inden obezite sorumlu. hipertansiyon korneal e, arter hastalıkları yani kalp damar hastalıkları birçok endokrinolojik hastalıklara sebep oluyor obezite özellikle meme kanserinde meme kanseri riskini artırıyor bağırsak kanseri riskini artırıyor ilerleyen dönemde ee, psikolojik rahatsızlıklara sebep oluyor, bayanlarda kısırlığın sebeplerinden, infertilitenin Hı. sebeplerinden obezite yani birçok e, hastalığa neden olabiliyor. Bu nedenle yapılan araştırmalar göstermiş ki obez bireylerde obez olmayanlara göre e, yaşam süresi bir 10 yıl daha kısa ve hayat kalitesi çok düşük. daha düşük. Bizim bu ameliyatlardaki amacımız bu gelişebilecek hastalıkları önleyerek e, hem yaşam kalitesini yükseltmek hem de daha uzun bir yaşam süresi elde etmeye çalışmak. Bazen hastalar geliyor. Vücut kitle indeksi 28 29 ya da 30 sınırda obezler ya da hafif kilolular. E bir ameliyat et. Ama bu ameliyat edilecek bir sebep yok burada. Hı hı. Yani estetik amaçla yapmadığımız için e, birçok şeyi değerlendirip ona göre ameliyat kararı veriyoruz zaten. Peki e, cerrahi yöntemleri adlandıracak olursak? E, e, şimdi cerrahi diyet yaptı, egzersiz yaptı hiçbir şey veremedi. Sonuç vermedi. E, sonuç vermedi. Birkaç yöntemimiz var. Endoskopik Hı -hı. cerrahi yöntemlerden önce endoskopik yöntemlerimiz var. Hı -hı. Nedir bu? İlki mide balonu mesela. Hı -hı. intragastrik balon dediğimiz şey. Evet. Mideye anda, e, evet, da. E, endoskopi eşliğinde silikon bir balon yerleştiriyoruz. Bu balon, Hı -hı. balonun çeşidine göre altı ay ya da bir sene kalabiliyor. Yaklaşık ilk başta 400 e, cc ile şişiriyoruz. Ayarlanabilenler var. Hastanın kilo verme durumuna göre bu artırılıyor. 6 ay ya da bir sene sonra da çıkartılıyor. Ama balonun konması demek de her şeyi yiyebileceğim anlamına gelmiyor. E, balonla beraber bir diyetisyen ve hekim kontrolünde o balonun olduğu sürece diyetle hastalar kilo verebiliyor. Kime takıyoruz bu balonları? Biraz önce söyledim şartları taşımayan daha az kilolu hastalara Öyle hani mi? diyetle falan tedavi verememiş hastalara, vücut kitle indeksi 40'ın üzerinde olup ameliyat olmak istemeyenlere ya da süper obez dediğimiz çok aşırı şişman hastaları ameliyata hazırlamak için bu balon yöntemini kullanıyoruz. Hastanın vücut kitle indeksi 55'in, 60'ın üzerindedir. Ameliyat çok risklidir. Önce balon takıyoruz. Bir 6 ay, bir sene vücut kitle indeksini 50'ye ya da 50'nin altına çekmeye çalışıyoruz. Onu Ondan sonra ameliyat ediyoruz ki daha ideal kilolara gelsin diye. Peki e, mide balonu tattıran bir hasta e, beslenme sürecinde yani tedavi sürecinde diyelim e, nasıl gıdalar tüketiyor? Yani sıvı gıdalar mı yoksa İlk katı? İlk başta sıvı gıdalar tüketiyor. Hı -hı. Mide balona alışana kadar o diyetisyenimiz ve biz e, diyetini şey yapıyoruz. Ondan sonra normal gıdalara yine diyetisyen kontrolünde devam ediyor. Peki ne kadar süreçte ideal kiloya iniyor? 6 i̇şte mide... ay bir sene kalıyor. Bir o süreç sene. içinde mutlaka işte balon çeşidine geliyor Hı -hı. şey yapıyoruz. Ee, bir diğer yöntem ameliyatlar var. Hatta evet, mide kelepçesi dediğimiz şey var. Eskiden çok Hı -hı. E, kullanılıyordu. E, ama artık kullanımı azaldı. Çünkü onun yerine daha etkin e, ameliyatlar ortaya çıkmaya Hı -hı. başladı. Mide kelepçesinin midenin girişine bir kelepçe takılıyor ve o hmm. e, şeyde gıda alımı azaltılmaya çalışılıyor ama dediğim gibi daha azaldı. Onun dışında e, ameliyatları biz mi ameliyatlarının ameliyatlarını ikiye ayırıyoruz. Biz kısıtlayıcı hmm. bir de emilimi azaltıcı ameliyatlar. E, kısıtlayıcı ameliyatlarda eee mide kelepçesini şu anda ekranda evet. görüyorlar. Hmm. E, bu kelepçe vasıtasıyla gıda alımı azalıyor. Eee kısıtlayıcı ameliyatlarda hastayı daha az yemeye bir şekilde mecbur ediyoruz. Hı hı. Tüp mide ameliyatı en sık yapılan evet. ameliyatlar. Mideyi uzunlamasına kesiyoruz. Ee, mide kapasitesi 1 1,5 litreden 150 cc'ye kadar düşüyor. Yani şöyle tarif etmek gerekirse bir sürahiden bir çay bardağına kadar küçülüyor mide. Hı. Bu sayede hasta gıda alımını azaltıyor. Bir de midenin fundus dediğimiz üst kısmında grenin denen bir hormon var. O da ortadan kalktığı için iştahı da azalıyor. Yani yüzde %80 oranında iştah azalıyor. Ee, ve diye yine kontrol altında 12-18 ay hatta 2 yıl boyunca kilo vererek ilk başlarda biraz daha hızlı kilo veriyor. Sonra kilo vermesi yavaşlıyor. İdeal kilosuna yaklaşıyor. Biz burada neyi amaçlıyoruz obezite ameliyatlarında? Hastanın fazla kilosunun %70'ini verdirebiliyorsak bu şeylerle e, biz başarılı olduğunu sanıyoruz. Ondan sonrası da tabii hastanın buna uyumuna, gayretine bağlı tamamen ideal kilosuna ulaşabilen hastalar da var. Bunun yanında tüp mide ameliyatı en fizyolojik ameliyat. Hani başka bir emilim bozukluğu olmuyor. Evet. Bypass'lar var. Halk e, vatandaş arasında en çok duyulan mide bypassi denilen şey. Hı hı. Onda da... E, bir de çok küçük bir kibrit kutusu e, kadar bırakılıyor. İnce bağırsağın bir e, distali aşağı kısmı getirip oraya bağlanıyor. E, Emilimi yapacak e, enzimler, sindirim enzimleri daha aşağıya yönlendiriyor. Bu sayede hem hasta az gıda alıyor hem de aldığı gıdalar sindirim enzimleriyle geç karşılaştığı için bir kısmı emilemeden atılıyor. Bunlarda da bu sayede de hasta kilo veriyor. En sık yapılan ameliyatlar, bunlar daha birçok çeşidi var ama o e, hastaya göre değişiyor. Onlar evet, daha çok teknik bilgiler. E, evet, ve tedaviye göre değişiyor. E, peki, Aksaray'da e, obezite e, cerrahisinde ameliyatlar gerçekleştiriyorsunuz. Evet. E, Bildiğim kadarıyla il dışından da çok hasta başvurusu yani var. Yani şöyle, e, Türkiye'de tabii dünyada bu ameliyatlar artık çok sık, sık yapılıyor. yapılıyor. Çünkü yani. obezite oranı arttı. Yani Amerika değil. Birleşik Devletleri'nde yıllık 150-200 bin tane bu ameliyatlardan yapılıyor. Türkiye'de de bu sayılar yıllık 12-15 bin liraya kadar ulaştı. Ve hastalar e, tabii hekim araştırıyor. E, bunun maliyeti var. Özel hastanelerde çok mal... E, ciddi maliyetlere yapılan büyük bir ekonomi, var. Tedavisi. Tabii büyük bir ekonomi. Biz de Aksaray'da daha önce de yaptığımız şeyleri burada da devam ettiriyoruz. Gerekli de hazırlıklarımızı tamamladıktan sonra bu ameliyatlara başladık. Yaklaşık 8 tane ameliyat yaptık. E, tabii şu andaki e, şey gereği, yasa, gereği bu e, Aksaray'da üniversite hastanesinde herhangi bir ücret almadan yapıyoruz. Hı, hı. Hastaları değer, biraz önce söylediğim kriterlere göre değerlendiriyoruz. Gerekli konsultasyonları yapıyoruz. Ondan sonra da eğer uygunsa konsültasyonlarda herhangi bir şey yoksa şartları da uygunsa ondan sonra da ameliyat ediyoruz. Peki başvuru sayısı nasıl? Şöyle hani istatistiksel <laughs> olarak bir rakam istemiyorum ya ama. Daha yeni başladık, daha yeni duyuluyor. İşte 8 tane yaptık şu anda 20 tane bekleyen hasta var ve dışarıdan gelen hastalar var. Ve ee, ücretsiz da hasta, olması da sanırım. Tabii ücretsiz olması da şu an için bir avantaj ama ilerleyen dönemde ne olur onu bilemiyorum. <laughs> Her gün çünkü bir şeyler değişiyor. Evet. Evet. Elimizden geldiği kadar burada yardımcı olmaya çalışıyoruz. Peki e, Sayın Özkan gerçekten çok değerli bilgiler paylaştınız. Artık veda edeceğiz. Süremizin de sonuna geldik. E, toparlayacak olursak seyircilerimize nasıl mesajlar verirsiniz? Ne, Şimdi, neler söylemek e, biraz istersiniz? Biraz önce de söylediğim gibi obezitenin ilk tedavisi Hı. aslında obez olmamak. Evet. Özellikle çocukluk çağında e, alınan kilolar ileride çok büyük sorunlara yol açabiliyor. Biz tombul, kırmızı yanaklı bebekleri çok seviyoruz ama evet. e, ilk bir yaştaki e, anne sütüyle beslenmeyi öneriyoruz. Çocuklarda obeziteyi engelleyip ilerideki obeziteyi engellemeye çalışıyoruz. Dengeli beslenmeyi öneriyoruz. E, öğün atlamamayı ve e, hareketi arttırmayı öneriyoruz. Peki çocuklar. E obezite yani çocukluk yaşlarda başlayan bir rahatsızlık mı yoksa hani e, mesela 40 yaşına kadar ideal kiloda e, hayatını idame ettirmiş birisi kadın ya da, da erkek Gelişebilir. E, gelişebilir Metabolik mi? sendrom gelişirse insülin direnci varsa onlarda Hı -hı. da e, özellikle bayanlarda obezite daha çok görülüyor. Evet. Belli bir yaştan sonra da sık doğum yapmış, fazla doğum yapmış Hı -hı. kişilerde ya da tiroid hastalığı gelişmiş, hipotiroid olmuş hastalarda sonradan da gelişebiliyor tabii. Evet. Ama şöyle obezite çocukluktan obez olanların ilerki yaşlarda obez olma ihtimali daha yüksek. Daha yüksek. O yüzden dengeli beslenme, evet. sağlıklı beslenme diyoruz. Peki son olarak eklemek <laughs> istediğiniz bir şey var mı? Of, aa, e, tabii tıp fakültesi olarak yeni kurulduk. Bu şeyleri de vatan sadece görevimiz hasta ameliyat etmek değil. Hı -hı. Eğitimler de yapıyoruz. Evet. E, geçtiğimiz aylarda meme kanseriyle ilgili yaptık. Geçtiğimiz günlerde yine obeziteyle de ilgili bir konferans yaptık vatandaşımızın katılımı çok iyi bize destek veren Aksaray Belediyesine buradan da teşekkür ederim Aksaray Belediyesi ve Aksaray Üniversitesi rektörümüz Sayın Yusuf Hoca'ma onların desteğiyle bu eğitim şeylerini her ay farklı bir konuda yapmaya devam edeceğiz. Sağlık seminerleri devam Tabii, edecek. Tabii sağlık seminerleri devam edecek. Hani e, şu anda konuları biz belirliyoruz belki ilerleyen dönemde e, vatandaşın isteğine göre de e, bu konular belirlenebilir. Ee, vatandaşı da bu konularda eğitmeye çalışıyoruz. Peki o zaman e, Aksaray Üniversitesi Tıp Fakültesi tarafından düzenlenen sağlık seminerlerini tüm seyircilerimizi davet edelim. Evet. Bilinçlenmek adına. Her ay farklı konu dediniz. Evet, her ay ee, farklı konu. Belediyemiz de sağ olsun e, servisler kaldırıyor. Genelde hı. E, üniversitenin e, konferans salonunda yapıyoruz. O servislerle oraya da ücretsiz olarak taşımayı yapıyoruz. Peki, çok teşekkür ediyoruz ben verdiğiniz teşekkür ediyorum. bilgiler için. İyi ki geldiniz. Sağ olun. Evet sevgili seyirciler gündem özel programında bu hafta obeziteyi konuştuk konumuz Profesör Doktor Sayın Namık Özkan Beyefendi'ydi. kendisinden çok değerli bilgiler aldık notlar aldık sağlıklı besleniyoruz sağlıklı kalıyoruz haftaya başka bir konu ve konukla tekrar görüşmek ve buluşmak dileğiyle hoşçakalın.